Fed Başkanı Powell dün sonunda piyasalar için yeşil ışığı yaktı. Piyasalar coştu yukarı doğru gidiyoruz. Ve benim görüşüme göre eğer başımıza yeni bir sorun gelmezse Kasım ayının gerisi de iyi geçecek. Kasım ayı çünkü zaten geleneksel olarak iyi bir aydır. Powell'ın dünkü konuşmaları son derece motive ediciydi. Şirket bilançoları harika geliyor ve ben kusura bakmayın net olarak haklı çıktım. Uzun zamandır neyi iddia ediyorum? Amerika resesyona girmeden enflasyon düşürebilir. Çünkü bu sefer yapısal meseleler farklı. Enflasyon enflasyonun temel sebebi sadece para bolluğu değil, tedarik zinciri sıkıntıları bunlar adım adım çözülüyor. Amerika bir yandan ciddi şekilde göç alıyor, bu işçilik maliyetlerini aşağı doğru çekiyor. Bütün savaş vesaire senaryolara rağmen petrolün fiyatı bir türlü çok yukarı doğru gitmiyor. Bu da enflasyon için olumludur. Hep bunları söyledim. çok dalga geçenler oldu. Aşağıda yorumları okursunuz diğer videolarda neler söylediklerini. Sonunda geldiğimiz yer. Dün Powell ne dedi? Resesyon yok, Enflasyon düşüyor, işler hiç de fena gitmiyor. İşte bundan sonra borsalar coştu. Ama onun dışında dün PayPal bilançosu geldi. Biliyorsunuz bizim long girdiğimiz bir bilançoydu. Bilanço süper değil ama açıklamalar süper. Benim tahmin ettiğim gibi yeni CEO yüksek bir motivasyon getirdi. Hisse senedi yukarı doğru hareketlendi. Onun yanı sıra AMD bilançosunun dün hareketini gördük. AMD bilançosu konusundaki tahminlerim tuttu. CEO yeni mikroçip konusunda doğru açıklamalarda bulundu ve hisse çok ciddi yukarı doğru gitti. Ben maalesef biraz erken sattım çünkü trade için girmiştim ona. Ondan da biraz sonra bahsedeceğiz ve borsanın önümüzdeki günlerde neler yaşayacağından bahsedeceğiz. Coinbase, Apple gibi çok önemli bilançolar geliyor bugün. Ona konusunda da bazı tahminlerde bulunacağız. Hazırsanız bu çok dolu bölüme başlıyoruz. Önce Pavel Efendi'nin söylediklerine biraz bakalım. Detaylarda piyasayı hareketlendiren ne vardı? Birincisi mevcut faizlerle ilgili restrictive inaf yani yeterli derecede kısıtlayıcılar bizce dedi. Ne demek restrictive? Ekonominin fazla büyümesine izin vermeyen bir faiz oranı istiyorlar enflasyonu aşağı doğru çeken. Uzun zamandır FED buraya ulaştı mı ulaşmadı mı bu, bu tartışılıyor. Hatta dünkü basın toplantısında da başlarda Pavel daha istediğimiz yerde olduğumuza emin değiliz falan dedi. Piyasa böyle bir düşer gibi oldu. Ama sonra dedi ki Pavel bizce oldukça iyi bir Yerdeyiz. Şu anda faiz artışlarının piyasa üzerindeki etkilerini görmeye başladık. Özellikle konut piyasasında çok sert düşüşler bekliyoruz dedi. Ve bundan dolayı kendimizi rahat hissediyoruz. Bir süre bekleyebiliriz. Yani hem faiz artışını bu çeyrekte yapmadılar hem de muhtemelen Aralık ayında da faiz artışı olmayacağını söyledi. Dedi ki oraya kadar iki kere daha enflasyon verisi alacağız. Onlara bakmamız gerekiyor. Bir de bir önceki toplantıda beni takip edenler biliyor. Şu nokta analiz diye bir şey var. FED üyelerinin faiz artış beklentilerine dair orada bu yılın içerisinde bir faiz artış daha gelebileceği puanlanmıştı. Dedi ki Powell o artık aslında geçerli değil. Çünkü yeni gelen koşullara bakarak onu tekrar değerlendirmemiz lazım. Bu da piyasanın hoşuna gitti. Bu yıl faiz artışı olmayacağı değerlendirilmeye başladı. İkinci önemli açıklaması büyüme ile ilgiliydi. Biliyorsunuz Amerika'daki en büyük korku çok hızlı büyüyor ekonomi. Acaba FED bunu öldürmeye çalışır mı? Son çeyrek büyümesi %4.9. Ve onunla ilgili Powell çok ilginç bir yorumda bulundu. Daha evvel diyordu ki trendin altında büyüme istiyoruz biz. Amerika da ortalama trend, yıllık büyüme %2 civarındadır. Onun altında bir büyüme istiyoruz diyordu. Bu sefer söylemi değiştirdi. Potansiyelin altında bir büyüme istiyoruz biz dedi. Şimdi potansiyel tabi tuhaf bir laf. Potansiyelin altında büyümek ne demek bunu henüz bilmiyoruz. Ekonomi literatürüne yeni bir laf kazandırdı. Ama bence kabaca şunu söylemiş oldu. Yani yeni koşullar belki daha hızlı bir büyümeyi normal kılıyordur. İşte Covid'deki kapanmaların sonrasındaki bir devirdeyiz. Amerika'ya üretim geri dönüyor. Tükeş iştahlı. Biz bu yüksek potansiyelin altında bir büyüme yaratsak bize yeter dedi. Bu da aman Amerika büyüyor, enflasyon coşacak mı korkularını yenen bir şey oldu. İşte bu da piyasalara iyi geldi. Elbette henüz daha oyun bitmedi. Çok sayıda enflasyon verileri gelecek, raporlar gelecek. Önümüzdeki günler tartışacağımız çok konu var. Ama Powell bence Kasım ayı için bir yeşil borsanın önü açmış durumda. Kasım ayı geneksi olarak Amerikan borsalarında Nisan'la beraber en iyi iki aydan bir tanesidir. Kasım ayının bundan sonrasının yeşil geçmesini bekliyoruz. Dün borsa da Powell'ın söylediklerine çok olumlu tepki verdi. Dow Jones'ta, S&P 500'de ve Nasdaq'ta yükselişler gördük. Özellikle son yarım saatte Powell'ın konuşması bittikten sonra çok hızlı yükselişler vardı. Piyasalar kapandıktan sonra da PayPal bilançosu geldi. PayPal bilançosu benim long olduğum bir bilanço ve şu anda en büyük dördüncü pozisyonum iyi geldi. Bilanço süper gelmedi açıkçası ama bilanço sonrasında CEO'nun açıklamaları çok iyiydi. Bu da hisse senedini %4 kadar yukarıya taşıdı. Çok uzun zamandır PayPal'dan dayak yiyen bir olarak bundan gayet memnun olduğumu söyleyebilirim. Ama aslında daha önemlisi uzun vadeli ileriye doğru bakışında çok olumlu şeyler gördüm yeni CEO'nun ve CEO'nun açıklamalar sırasındaki duruşu, sesi, gücü, tonu, vizyonu, problemleri anlamış olma şekli, ileriye yönelik getirdiği çözümler ben de bayıldım, Wall Street de bayıldı. Hisse de ondan sonra hareketlendi zaten. Çünkü bilanço geldiğinde pek kıpırdama yoktu ama açıklamalarla beraber yukarı gitti. Bir önceki gün aynı şey AMD'de de yaşanmıştı. Ona biraz sonra geleceğiz. Ne var bilançoda? Ciro'da yıldan yıla büyüme %9 yani muazzam bir rakam değil. Esas faaliyet kârındaki büyüme %8. Bu Ciro'nun altında çok mutlu edici bir şey değil. Hisse başı karlılıkta %20'lik bir büyüme var. Bu da yine beklentiler çerçevesinde. Yeni CEO Alex diyor ki valla biz diyor aslında çok kuvvetli bir şirketiz. Önümüzdeki dönemde bunu çok devreye alacağız. Ben şu anda sadece 30 gündür şirketteyim. Eylül'de katıldığımı yanılmıyorsam. Şirketi tanımaya çalışıyorum. Organizasyonu, ürünleri, kar alanlarımızı tanımaya çalışıyorum. Önümüzdeki dönemlerde güçlü olduğumuz alanlara odaklanacağız dedi. Daha önemli birkaç şey daha söyledi ama. Bir tanesi şirketi sadeleştireceğiz, basitleştireceğiz, daha yalın hale getireceğiz ve büyümeyi hızlandıracağız. Bu Wall Street'in duymak istediği şeydi. Daha karlı ürünlere odaklanıp daha karsız ürünlerden çıkacağız. Meta ile bu konuda bir iş birliğine giriyorlar. Ve meta üzerindeki bazı ödemelerde arka tarafta PayPal'ın altyapısı kullanılacak gibi böyle yeni iş birliklerinin önünü açıyor. Yeni bir CFO atılırlar. O CFO'nun da önemli bir isim olduğu söyleniyor ben açıkçası tanımıyorum. Bütün bunlar bir yere gelince de dün hani aslında bilançoda çok büyük bir değişiklik olmamasına rağmen Wall Street bundan hoşlandı. Yatırım tezim birebir tutmuş durumda. Bundan sonra ne yaparım PayPal'ı? Tutarım. Hatta büyütmeye çalışırım belki. Dördüncü pozisyondan üçüncüye taşımam ama dördüncüde biraz daha eklemede bulunabilirim. Çünkü bu CEO'nun Alex Chris'in önümüzdeki çeyrekte ve ondan sonraki çeyrekte davranışlarının, stratejilerinin somut etkilerini görmeye başlayacağız. Wall Street'in sevdiği türden bir CEO var karşımızda. Bütün bunlar hoşuma gitti. Gayet memnun oldum. Yani PayPal'da zaten öyle bir %10'luk, %20'lik sıçrama beklemiyorduk. Ama gelen sonuçlar yeterince tatmin edici. Bir önceki gece sonuçları açıklanır ama yatırımcının davranışını dün gözlemleyebildiğimiz bir bilançoda AMD idi. AMD Nvidia'nın mikroçip alanındaki en büyük rakibi. Ama aslında AMD'nin bilançosunda bizleri büyüleyen pek bir şey olmadı. AMD'nin geleceğe yönelik açıklamaları mutluluk verdi. 31 Ekim'de gelen bilançoya baktığımızda hisse başına EPS normalized'da beklentinin biraz üzerinde, EPS Gap'te ise beklenen biraz altında bir bilanço geldi aslında. Ciro beklenenden bir 106 milyon dolar yukarıdaydı. Yani bunun hisse senedinde dünkü %10'luk harekete neden olması mümkün değildi. Zaten bilançoda biz de o kadar muazzam bir şey beklemiyorduk. Hedefler tutsun yeter diyorduk ama CEO'nun açıklamaları işi değiştirdi. AMD'nin CEO'su dedi ki biz önümüzdeki yıl 2 milyar dolarlık ciro bekliyoruz MI300 çipinden. MI300 çipi yapay zeka çipleri bu şirketin ve bu bizim tarihimizdeki en hızlı ramp up yani yeni bir ürünün devreye alınması projelerinden bir tanesi olacak. Bu çipin önemi ne? Yapay zeka pazarı çok hızlı büyüyor biliyorsunuz. Nvidia orada öğrenme mikro çipleri tarafında kendi GPU tabanlı mikro çipiyle çok çok önde. %90'a yakın pazar payı var. AMD ise bu öğrenilenlerden yapay zekanın karar vermesini kolaylaştıran mikroçiplere odaklanıyor. Geliştirdikleri bu MI300 çipi de bu yöne odaklanacak. İşte o yüzden yatırımcıların çok hoşuna gitti bu ve görüyorsunuz analistler al al diyorlar. Kuant tarafında strong buy var. AMD iyi sonuç verdi. Maalesef ben AMD tarafında yeterince para kazanamadım. İşin doğrusu piyasa açıldıktan sonra AMD yukarı doğru iyi bir sıçradı. %4-5 civarındayken satmaya başladım elimdekileri. Neden? Biraz Powell'ın konuşmasından gördüm açıkçası. Bir de ben AMD'ye uzun vadeli bir yatırımcı değil bir traderım gözüyle bakıyordum. Uzun vadede Nvidia'nın daha önemli fırsat taşını düşünüyorum çünkü. Ama bundan dolayı biraz erken satış yapmış olduk. Bunu da sosyal medyada paylaştım. Zamanlama yapmak çok zor bir şey ama yine de kısa günün karı fena olmadı. Tüm bir bilanço daha geldi. Estee Lauder ve Estee Lauder'ı adeta katliama uğrattılar. Yüzde 18.9 düştü. Estee Lauder bir biliyorsunuz kozmetik firması. Benim pek uzmanlık alımda sayılmaz ama baktığımda da bir yılda yüzde 49 9.45 değer kaybetmiş. Bu yılın başından beri %58.84 değer kaybetmiş ve dün de %18.9'luk bir kayıp daha geldi. Hakikaten şaşırtıcı çünkü Hani derler ya dünyaya kıtsa kadınlar kendilerine bakacaklar. İşte 2. Dünya Savaşı'nda Paris işgal altındayken ruj satışları artmış. Hep böyle şeyler dinleriz. Ama Estee Lauder düşüyor. Ve Estee Lauder'ın bu konudaki açıklamaları beni çok mutsuz ediyor. Bizim Haddinaş kulübünde bir Estee Lauder yatırımcısı var. Onun bahsetmesi ve ricasıyla daha evvel Estee Lauder bilançosunu incelemiştim. Hoşuma gitmemişti bilanço. Daha da önemlisi yöneticilerin söylediklerini sevmemiştim. Ve bu sefer de öyle. Yöneticiler sürekli birilerini suçluyorlar. Düşüşün ana sebebi olarak Çin pazarındaki daralmayı ortaya koyuyorlar diyorlardı daha evvel. Şimdi mesela bu sefer de... ...İsrail Savaşı bizi etkiliyor diyorlar. Ya arkadaş İsrail Savaşı'nın... ...Estee Lauder'ın satışları üzerinde etkisi ne olabilir? Filistin'de kaç kişi kullanıyordur? İsrail desen zaten nüfusu küçük bir ülke. Civar ülkelere bakacak olursanız Türkiye'de siz şu anda... ...makyaj malzemesi, kozmetik ürünleri... ...satışlarında bir düşüş tahmin ediyor musunuz? Orada yaşananlardan dolayı. Ben hiç öyle görmüyorum. Nitekim Seeking Alpha'da warning... ...EL is at high risk of performing badly. Yani diyor ki bizce Estee Lauder'ın... ...daha da kötü performans göstermesi... Mü önümüzdeki dönemde. Şu anda fiyat kazanç oranı hala 30'larda. Bence hala çok yüksek. Çünkü şirket çok kötü bir bilanço getirdi. Ciro düşüyor, karlıklar düşüyor. Bütün göstergelerde olması gerekenin tersine gidiyor. Ben şaşırdım bir ise de biraz normal gündemimizin dışına çıkarak bundan bahsetmek istedim. Neden bundan bahsetmek istedim aslında biliyor musunuz? Hani teknoloji şirketleri tabii daha yüksek riskli firmalar. Estee Lauder gibi firmalar daha güvenli geliyor bize. Ama hiç alakası yok. Bir şirket iyi mi yönetiliyor, kötü mü yönetiliyor? Bu önemli. Bu nedenle yatırım yaptığınız şirketlerde ister Türk borsasında ister yurt dışı borsalarda bunun CEO'su kim bunun yönetim ekibi kim neler söylüyor çok önemli. Bir şirket bu kadar kötü bir bilançoya getirip suçu İsrail savaşına atıyorsa o şirketten uzak durmakta fayda var. İsrail savaşının bu kadar bilançoyu bozacak bir etkisi olamaz. Dün bir başka facia bilançoda Solur Edge'den geldi. Solur Edge'in hisse senedi dün seans içerisinde fena hareket etmiyordu ama seans bittikten sonra bilanço gelince %20'ye yakın düştü. Bu haftaki ikinci sert düşüşü. Çünkü çok ilginç bir şey yaptılar. Önce dediler ki bizim ciro'muz beklenenden kötü gelecek dediler ve bir düşürdüler. Bu bir ön açıklamaydı. Dün de ondan da daha düşük bir ciro getirdiler ve oldukça kötü aşağı doğru gitti. %19'u kayıp. Bu rakamları gösteriyorum size. Çünkü bence mesela SolarEdge aslında iyi bir şirket. Benim SolarEdge'in rakibi olan Enphase'de maalesef yatırımım var. Enphase'in de SolarEdge'den kaderi pek farklı olmadı. İki hafta önce stop loss yedik. Benim en kötü yatırımım da bu sene. Ama şunu anlamamız gerekiyor. Çok sağlam şirket, güvene şirket diye bir şey yok. Hep gözümüz üzerinde olmalı. Bu şirketler faizlerden çok etkileniyorlar. Dün faizler düşüyor. Onun için piyasa biraz hareketlenebilir bu çerçevede diyordum. Ama hayır. Sorunlar çok birikmiş durumda. Lütfen çok dikkatli olun. SolarEdge ve Facebook'lardan bullardan alınabilir mi? Biraz daha incelemek lazım. Ben genelde kötü bilanço geldikten sonra 3 gün hiç dokunmama taraftarıyım. Ama önümüzdeki günler neler getirecek göreceğiz. Bunların dışında bugün ne olacak? Bugün iki önemli bilanço geliyor. Benim için çok önemli bir bilanço. Piyasa açılmadan önce Palantir bilançosu geliyor. Palantir bendeki en büyük ikinci pozisyon. Çok inandığım bir hisse senedi. Ama geçen çeyrekte bilançodan sonra çok sert düşmüştü. Palantir ile ilgili detay yorumlarımı YouTube katılı üyelerine paylaştım dün. Henüz iyi olmadıysanız aşağıdan katılın. Siz de o videoları izleyebilin. Bir diğer yine benim açımdan önemli bir bilanço Coinbase bilançosu geliyor. Coinbase de bizim yatırım portföyümüzün parçalarından bir tanesi. O kapanıştan sonra geliyor. Olumluyum ama biraz daha hani tedirgin olduğum bir bilanço ama ona da long gireceğim. ona göre sonuçları da paylaşacağım. Neden olumluyum? Çünkü kripto pazarı olumlu gidiyor şu anda. O dipleri gördük. Bir yukarı doğru hareketleniyoruz gibi. E Coinbase de onun içerisinde önemli bir oyuncu. Artı BlackRock'la beraber şu ünlü Bitcoin ETF'inde de ortak yer alıyorlar. Coinbase benim hep çok beğendiğim bir şirket. İyi yönetilen bir şirket olduğunu düşünüyorum. Akıllıca iş birlikleri yapıyorlar. İyi stratejiler izliyorlar. O yüzden Coinbase'e donk giriyoruz. Bir de bugün tabi Apple bilançosu geliyor. Apple bilançosuna küçük bir pozisyonum var. Uzun vadede gelecek yıl gözlükler devreye girince Apple'ın tekrar hareketleneceğini düşünüyorum. Biliyoruz ki Apple'da Mac satışlarında düşüş var. O yüzden alelacele M3 çipli Mac'leri tanıttılar. Bilgisayarları tanıttılar geçen hafta. Piyasa bayılmadı çok anlatılan şeyler ama zaten hani bir laptopla desktopla yapılabilecek şeyde kısıtlı. Çok güzel çipler. Çok hızlanıyor bilgisayar. Ben burada iki tane M2 makine kullanıyorum. Laptopta ve mini'sini kullanıyorum. Çok da memnunum makinelerden ama yani buradaki alan kısıtlı. Dünyada genelde bu tarafta küçülme var. Cep telefonu tarafında ama şunu duyuyoruz. Pro Max 15'te yani en üst telefonda satışlar çok iyi dönüyor. Türkiye'de de sırayla kuyrukla alıyorsunuz. Bu nedenle bilmiyorum Apple'ın bilançosu nasıl geleceğini. Uzun vadeli bir yatırımcı için bunlara pek endişelenmeye gerek yok. Ve Apple'ın bugün bilançosunun piyasa üzerindeki etkisini kısıtlı olacağını düşünüyorum. Zamanlama güzel oldu. Yani dün Fed öyle bir yeşil ışık yaktı ki piyasalara Apple'ın etkileri az olacaktı. Tabi Apple çok büyük bir şirket. Aşağı yukarı S&P 500'ün %7'sini oluşuyor tek başına. Yani Apple'ın geriye doğru gitmesi endeksleri geriye doğru alır ama bütün teknoloji sektörüne yayılacak bir panik olmayacağını düşünüyorum. Apple kötü bile getirse benim Apple'da yatırımım kısıtlı biraz önce bahsettiğim gibi ama sonuçları sizlerle paylaşacağım. Evet bugünlük de bu kadar. Dediğim gibi eğer Coinbase bilançosu hakkında detaylı görüşü merak ediyorsanız hemen YouTube katıl üyesi olun. Orada bazı fırsat Hatlar görüyorum. Anlattık elbette bir yatırım tavsiyesi değil. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.